Merhabalar hanımlar. Örgü günlüğümde bugün sizlerle bu güzel kullanışlı fıstıklı lif modelinin yapım aşamalarını paylaşacağım. Gördüğünüz gibi çok hoş, çok da kullanışlı bir model. Modelimizi orta kısımda gördüğünüz gibi 2, 4, 6 ve 8 fıstık yaparak başlıyoruz. Ve bu şekilde böyle daire, hatta kare diyelim. Bu şekilde böyle kare 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 her sıra renk değiştire değiştire örerek bu şekilde istediğiniz büyüklüğe gelene kadar örebilirsiniz. Gayet şık, hoş ve kullanışlı bir model. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Biz yapımında şöyle küçük bir model olarak başlayacağım. Sizlere onu örerken göstereceğim nasıl yapıldığını. Modelin yapımında 7 numara tığ kullandım. Yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin. Yüklenen videolarımdan haberdar olmak için Örgü Günlüğüm YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, hemen beyaz ipimizle 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 zincir çekip bir halka oluşturuyorum. Bu şekilde. Ve halkamın içine hemen bir fıstık yaptım. Fıstığımı kapatıyorum. Tekrar üzerine bir fıstık yapıyorum. İpimi doluyorum. Ve tekrar yine o halkamın içinden bir fıstık alıyorum. Bu ikisini birlikte topluyorum. Şöyle bir zincir çekeyim. Bakın böyle bir üçgen görünümüm var. Tekrar ipimi doluyorum ve buraya bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Tekrar tepesine bir fıstık yapıyorum. İpimi doluyorum. Ve halkanın içine tekrar bir fıstık daha yapıyorum. Bu ikisini birlikte yine topluyorum. İkinci üçgenim oldu gördüğünüz gibi. Tekrar hemen bir fıstık yapalım. Bu kısmı artık hızlı geçebilirim. Bir fıstık yaptım. Tepesine tekrar bir fıstık yapıyorum. İpimi doluyorum ve halkanın içinden tekrar bir fıstık alıyorum. Bir zincir çektim. Tekrardan halkamın içine birinci fıstığımı yapıp kapatıyorum. İkinci fıstığımı hemen onun tepesine yapıyorum. İpimi dolayıp tekrar halkanın içine bir fıstık yapıyorum. Bu şekilde. 4 tane oldu gördüğünüz gibi. En son yine bir zincirimi çekip şu başladığım fıstığın yanına hemen battım. Bakın böyle bir kare görüntüm var. Gördüğünüz gibi. Hemen bir zincir çekelim. Ben ipimi kopararak yapacağım. Dilerseniz koparmadan da yapabilirsiniz ama ben aralardan görünmesini istemiyorum. O yüzden böyle bu şekilde kopararak devam edeceğim. Ve hemen mor renk ipimi alıyorum. İkinci renk olarak. Tığıma sabitledim ipimi. Ve hemen şu ipimi kopardığım noktaya sabitliyorum bu ipimi. Ve yine bu ipimi kopardığım kısma bir fıstık yaptım, kapattım. Tekrardan ucuna bir fıstık yapıyorum. İpimi doluyorum. Dibine tekrar bir fıstık daha yapıyorum. Bakın bu şekilde. Bu ikisini birlikte topladım. İki zincir çekiyorum. Şu kısma, köşeye yine. Yani birini fıstığın başlangıcına yaptık. Diğerini de şu sonuna yaptık gibi düşünün. Fıstığımı yaptım, kapattım. Tekrardan bir fıstık yapıyorum. Yine dibine batıyoruz. Bütün fıstıklara yapılacak işlem bu. Üçgen görünümünü elde etmek. Şu şekilde. Burada bir zincir çekiyorum. Ve hemen yan taraftaki fıstığın yine başına batıyorum. Şöyle bakın. Tekrar tepesine bir fıstık. Dibine tekrardan batıyorum.
Ve bu şekilde topladım. Şimdi iki zincir çekiyorum ve fıstığın diğer şu kısmına geliyorum bu sefer. Bakın. Hemen fıstık yaparak geçiyorum. Üçlü olarak yine fıstığımı yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Tepesine tekrardan bir fıstık yapıyorum. İpimi doluyorum ve yine dibine batıyorum. Şöyle topladım. Şimdi bir zincir çekiyorum ve bu tarafa şu her üçgeni bir köşe gibi düşünün. Yani şöyle bu kare buradan ilerleyecek. Bu kare bu tarafa doğru. Yani şöyle bakın karenin bir köşesi bu taraf. Şimdi oluşmaya başladıkça daha iyi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Şimdi bu kısma batmıştık. Hemen karşı tarafa geçiyoruz bir zincirle. 1, 2, üçlü doluyoruz. Fıstığımızı kapattık. Tekrardan bir fıstık yapıyoruz. Ve bu şekilde topluyoruz ikisini bir. Şimdi iki zincir yapıyoruz. Ve bu kısmı fıstık yaparak geçiyoruz. Fıstığımızı kapattık. Tekrar tepesine hemen yine bir fıstık. Şimdi nerede bir zincir çekeceğiz, nerede iki zincir çekeceğiz onu göstereceğim size. Kafanızı karıştırmasın. Bir kısımda bir kısımda iki zincir çekiyoruz çünkü. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Köşelere atlarken bir zincir çekiyoruz. Köşeden diğer bir uca atlarken iki zincir çekiyoruz. Şöyle hemen göstereyim. Yine fıstık yaptım, kapattım. Tekrardan tepesine bir fıstık yapıyorum. Ve yine aynı köşeye fıstığımı alıyorum, kapatıyorum. Bu şekilde bir zincirimi çekmiştim. Bir tane daha çekiyorum. İki oldu. Şimdi bu köşeye geliyorum. Fıstığımı yaptım. Kapattım. Tekrar bir fıstık yapıyorum. Bu şekilde ikisini birlikte topluyorum. Ve bir zinciri çekip karşı tarafı köşeye sabitledim. Bakın bu şekilde şöyle ilerleyecek. Şu şekilde pardon. Şöyle karelerimiz. Hemen bunu buradan keselim. Bakın oluşmaya başladı modelimiz. Hemen bir diğer rengimi alıyorum. Siz dilerseniz iki renk de yapabilirsiniz. O da tamamen size kalmış. Ben üç renk yapmak istedim. Yine ipimi kopardığım noktadan diğer renk ipime geçiriyorum. Hemen o kısma bir fıstığımı yaparak başlıyorum. Fıstığımı yaptım, kapattım. Tekrar bir fıstık yapıyorum. Tekrardan dibine batıyorum. Bu ikisini birlikte topluyorum. Ve iki zincir çekiyorum. Buraya iki zincirimi çektikten sonra bu sefer şu uç kısma değil de şu orta kısma, iki zincir çektiğimiz kısma hemen bir fıstık yapıyoruz. Fıstığımızı hemen kapatıyoruz. Bakın bu şekilde. Tekrardan üzerine bir fıstık daha yapıyorum. Ve yine aynı iki zincirden bir fıstık daha alıyorum. Ve bu ikisini birlikte topluyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Bu sefer köşeye geldim. Bakın şu kısımdan alacağım. Şuradan da zaten dönüş var diğer köşeye. Karemizin diğer kenarına. Kapatıyorum. Tekrardan bir fıstık yapıyorum. Aynı yere tekrar bir fıstık yapıyorum. Ve bir zincir çekip hemen yandaki fıstığın köşesine geçiyorum. Köşelerde yani fıstıkların diplerine batacağız. Şu
Şu dönüşlerde bütün modelimizi bitene kadar bu kısımlara batacağız. Burada da aynı şekilde. Bu sıramızı da gösterelim. Diğer sıralarımızda aynı işlemi uygulayacağız. Tekrardan bir fıstık yapıp yine dibine batıyoruz. Bu şekilde. Şimdi iki zincir çekiyorum. Şu orta kısımdan bu sefer hemen buraya bir fıstığımı yapıyorum. Kapatıyorum. Tekrardan tepesine bir fıstık yapıyorum. İpimi doluyorum. Yine aynı yere bir fıstık yapıyorum. Ve bu ikisini birlikte topluyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Bakın bu sefer köşeye geldim. Köşeye geldiğim kısım bu. Yani şu uca batacağım. Fıstıklarım her sayıda, her sırada birer birer artacak. 1 ile başladı. 2 oldu morda. Pembede de 3 oldu. Bir üst sırada da 4 olacak. Hemen bir fıstığımı yaptım. Kapattım. Tekrardan tepesine bir fıstık yapıyorum. Ve aynı yerden dibinden tekrar bir fıstık alıyorum. Ve bu ikisini birlikte kapatıp bir zincirle yine bu köşeye geçiyorum. Bu sıradaki işlemimi de bu şekilde tamamlayacağım. Hemen şu köşedekini göstermiş olalım yine. Yine dibine bir fıstık. İkisini birlikte topladım. İki zincir çekiyorum. Ve orta kısma geliyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bakın şöyle, karemiz şu şekilde oluşacak. Şöyle, şunlar da köşelerimiz olacak karelerimizin. Şu kısımda da köşelerde gördüğünüz gibi bir zincir çekip karşıya atlıyoruz ve yine uçlara batıyoruz. Karemizin normal çizgi olan kısımlarında da ortalara batıyoruz bu şekilde. Bu şekilde pembe sıramızı bitirelim ve bir üst sıramıza geçelim. Evet, gördüğünüz gibi pembe kısmımı bitirdim. Şöyle modelim oluşmaya başladı gördüğünüz gibi. Şu kısımlar yine gördüğünüz gibi köşeler belli oluyor. Modelimin sonuna kadar o köşeler aynı şekilde kalacak. Şimdi hemen yine ipimi kopardığım yerden beyaz ipimi bağlıyorum. Dilerseniz iplerinizi koparmadan da yapabilirsiniz ama ben dışarıdan görünmesini istemediğim için kopararak yapmayı tercih ettim. Sonuçta fıstıkların içine artık ipleri saklamak, gizlemek kolay oluyor. Bir fıstığımı yaptım, kapattım. İkinci fıstığımı yaptım. Ve hemen yine dibine iki fıstık daha yaptım. İki zincir çekiyorum. Bakın. Tekrar bu sefer aralara yapıyoruz. Sadece köşelerde köşelere yapacağız. Bu kısımlarda aralara fıstıklarımızı yapıyoruz. Şöyle göstereyim. İkisini birlikte topladım. İki zincir çektim. Köşem şurada. Köşemden önce bu kısım var. Bu kısma yine bir fıstık yapıyorum. Tekrar tepesine bir fıstık. Ve yine dibine bir fıstık daha yapıyoruz. Ve kapatıyoruz. Yine iki zincir çekiyorum. Bakın. Bu sefer köşeye geldim. Şu köşeye. Şimdi buraya üçlü olarak bir fıstığımı yaptım. Tekrardan bir fıstık daha tepesine yapıyorum. Ve hemen alt kısmına yine bir fıstık yapıyorum. Bakın köşedeyim şu anda. Bir zincir çekiyorum. Köşeye fıstığımı yaptım. Aralar bitti. Köşeye yaptım. Ve şimdi diğer karenin diğer ucuna geçeceğim. Yine köşeye ilk fıstığımı yaparak başlıyorum. İlk 3 fıstığımı daha doğrusu. Bir fıstık yapıp kapatıyorum. Tepesine tekrardan bir fıstık yapıyorum. Ve yine batıyorum. Alt kısma bu şekilde. Bu ikisini de birlikte topluyorum. İki zincir çekiyorum. Ve şu kısma şimdi. Uç kısım bitti. Şimdi orta kısımlara fıstıklarımı yaparak devam edeceğim. Şöyle göstereyim, daha net belli. Tekrardan ucuna bir fıstık yapıyorum. İpimi doluyorum. Yine bir fıstık yapıyorum.
Bu şekilde istenilen büyüklüğe gelene kadar örüp modeli sadece kare olarak da bitirebilirsiniz. Biz ufak bir değişiklik yapacağız. Daha farklı görünmesi için küçük bir değişiklik yapacağız köşelerine. Hemen şu köşeyi de göstereyim. Ondan sonrası zaten birbirinin aynı model. İstediğiniz büyüklüğe gelene kadar aynı işlemleri uygulayacağız. Evet, yine fıstığımı yaptım, kapattım. Gördüğünüz gibi orta kısımlar bitti ve şimdi şu köşeye yapıyorum. İpimi doladım. Köşeye bir fıstığımı yaptım. Fıstığımı kapatıyorum. Ucuna tekrar bir fıstık yapıyorum. 1, 2, 3. İpimi doladım. Tekrar bir fıstık yapıyorum ucuna. Ve bu ikisini birlikte topluyorum. Bir zincir çekip karemizin diğer köşesine geçiyoruz. Bakın. Bu tarafa atlıyorum. Atlarken ilk etapta köşeye yapıyorum fıstığımı. Bunu kapattım. Tekrardan tepesine yine yapıyorum. 1, 2, 3. Dilerseniz dörtlü olarak da yapabilirsiniz bu modeli. Daha dolgun durmasını isterseniz. Ve 2 zincir çekip bu araya atlıyorum. Evet, modelimizi istediğiniz büyüklüğe gelene kadar bu şekilde örüp kare olarak bitirebilirsiniz dilerseniz. Biz bu kare dilimlerimize bir uç kısmı ekleyeceğiz. Bir yıldız gibi, dört yapraklı yıldız gibi bir görünüm oluşacak. Çarpı işareti gibi. Biz bu sefer öyle bir değişiklik yapmak istedik. Şöyle göstereyim. Şöyle istediğimiz büyüklüğe gelene kadar yapalım ve daha sonra şu köşelerine şöyle uç kısımlar ekleyeceğiz ve bir yıldız görünümü vermeye çalışacağız. Bu şekilde köşelerde bu şekilde bütün sona kadar yapacağımız kısma kadar işlemimiz aynı. Uçlara ve uçlara batacağız. Bu aralarımızda bir zincir var. Diğer aralarda şu fıstıkların arasına batarken iki zincir çekeceğiz. Yani bu kısımdan sonra iki zincir çekip buraya bir fıstık yapıp tepesine tekrardan bir fıstık daha yapıp alta da fıstık yapıp kapatacağız. İki zincirle bu sefer şu kısmı atlayacağız. Yani bu fıstığın şurasına. Buraya da yine üçlü fıstığımı yapacağız. Bu üçgen görünümünü verdikten sonra bir zincirle bu kısmı atlayacağız. Bu kısmı da yaptıktan sonra iki zincirle bu araya, sonra bu araya ve tekrardan bu köşeye gelip bu sıramızı bitireceğiz hanımlar. Bu şekilde istediğimiz büyüklüğe gelene kadar örelim. Gördüğünüz gibi benim için şu an yeterli büyüklükte. Sadece size modeli göstermek için yaptığım kadarı. Asıl modelim burada gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Bu kadar büyütmeme gerek görmedim ben. Şöyle göstereceğim size. Gördüğünüz gibi bu kısımlar şöyle. Aralarda sadece bir zincir var şu kısımlarda. Bu şekilde yapa yapa dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar örebilirsiniz. Dilerseniz battaniye bile yapabilirsiniz bu modelden. Ve hemen şimdi kenar oyumuzu göstereceğim. Kenar oyumuz için ipimizi şöyle köşeden başlatayım. Şöyle ipimi sabitledikten sonra şöyle bir fıstık yapıyorum. İpimi doladım. Şu kulaktan, şu yandan da alıyorum hemen bir fıstığımı. Bu ikisini birlikte topluyorum. 3, 4 zincir çektim. Yine tepeye sabitledim. Tekrardan 4 zincir çekiyorum. Ve yine tepeye sabitliyorum. Ve yine 4 zincir çekip şu tepeye sabitliyorum. Arada yine 4 zincir çekiyorum. İpimi doladım. Ve bu sefer şu kısma geçiyorum. Sadece şu köşelerden alacağım fıstıklarımı. Zincirler arada kalacak yani bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Köşelerde herhangi bir farklı işlemim yok. Aynen dümdüz devam edeceğim. İkili fıstık yapıp tepelerine dörder zincir batıp 3 kez bu 4 zincirlerimizi aynı yere batacağız. Şöyle gördüğünüz gibi hemen bir tane daha yapalım. Bu şekilde modelimizin sonuna kadar bu işlemi uyguluyoruz. Ve böylece kenar oyamız sonlanmış oluyor. Şöyle topladım. İkisini birlikte topladım gördüğünüz gibi. Ve
4 zincir çekip yine tepeye battım. Tekrardan 4 zincir çektim, tepeye battım. Son 4 zincirimi çekip tepeye batıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde bütün bu küçük bebek lifi olarak değerlendirebilirsiniz. Bütün modelimizin etrafını bu şekilde dolandıracağız ve modelimizi bitireceğiz. Gördüğünüz gibi sonuç olarak bu şekilde bir gayet kullanışlı, gayet hoş görünümlü, ele dolu dolu gelen bir modeliniz oluşacak hanımlar. Yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin. Yüklenen videolarımdan haberdar olmak için Örgü Günlüğüm YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın.